Ya bu evlilik anlaşması konusunda biz bir sokak röportajı yaptık. Evlilik anlaşması yapsanız isteyeceğiniz 3 şey nedir diye. Bir izleyelim. Enteresan şeyler gelmiş cevaplar. Evlilik sözleşmesi imzalasanız ilk 3 maddesi ne olurdu? Çalışmam. Aylık 3000 isterim. Hep gezmek isterim. O zenginse benimle paylaşmasını isterdim kesinlikle. Ama sen zenginsen paylaşmazsın öyle mi? Evet. Benim erkeğim de evde dursun. Ev işlerini yapsın. Çamaşırları yıkasın. Bulaşıkları. Ben eve geleyim gideyim. Asla trip atmayacaksın. Bir şeyde asla zıtlaşmayacağız. Ben kesinlikle aynı odayı paylaşmak istemiyorum. Kendime özel alan bir. İkincisi kendime özel lavabo. Maksimum gece 1'de eve dönecek. Maksimum takılacağı erkek sayısı 5'i geçmeyecek. Çocukları ben yaparım, o bakar. Seviyorsam eşime bırakırım. O ne derse onu yazar. Ağzını yırtarım, onun olmaz. Avantaya alırım kendimi. Yani evim varsa ilk önce onlar garanti. Ondan sonra istediğim zaman ayrılabilmeliyim, o da ayrılabilmeli. Elendi lan, benden nafaka istemiyorsun abi. Çocuklara ben bakayım. Eşyalar bölünecekse abi 170'i bende kalsın ya. Çok konuşulmayacak. Başka kızlara bakma izin verilecek. Önce evlilik sözleşmesini yırtar, sonra adamın ağzını yırtarım. Bizim paramız yok abi, bizde sevgi geçerli. Evet, şimdi yeni bir film, eski sevgili film. Başrollerinde Bade ve Tolgahan var. İki kişinin üzerine kurulmuş bir film. Evet. Eski sevgili ile ilgili merak ettikleriniz, aslında güzel bir romantik komedi olmuş diyeyim ben yani film için. Bade'nin de sahalara dönüşünü tekrar kutlanmış mı oluyoruz, ne oluyor? Hayırlısı, evet. Ne kadar zamandır yapmıyordun? Çocuktan sonra yapma, çocuk sırasında yapmadın. Sanırım evlendikten sonra. Ha, evlendikten ara sonra. Evet, geldin sonra. Oraya. Özlemiş miydin? Özlemiş miydin? Özlemiştim. Yapmam diyor muydun? Çocuğu falan, hani çocuk mocuk olunca ya ben bırakırım biraz bu işleri, evin hanımı olurum falan kafasına girdin mi yoksa? Şimdi çocukla hala daha kararsızım. Yani yapmak istiyorum ama tabii ki çok vakit alıyor dizi çekimleri. Çocuğa ayıracağım vakit kaliteli olmalı. Doğru. Dolayısıyla da şu an tercihim tabii ki hazır. Film gidiyorsun şu anda yani. Şu an film ama yeni sezonda işte o da okul adaptasyonuna bağlı. Okula başlarsa ve... Kaç yaşında şu anda? Ağustos'ta 3'e girecek, 2,5. Ay maşallah, o kadar oldu yani. Ya. Evet, peki. Oldu. Eski sevgili filmiyle ilgili bir gece içinde geçiyor. Başlarına gelen bin bir macera üzerine geçiyor. Finalini söylemeyelim ama bir fragmanını hep beraber izleyelim eski sevgilinin. Aslında zor bir konu ya. Yani kime sorsan her kafadan bir ses çıkacak bir konu yani. Kesinlikle. Yani eski sevgiliye dönülür mü? Yani bakalım dönenler dönerim diyenler el kaldırsın. Yoksa bir kere denedim bir kere olmaz diye. Önce dönerim diyenler el kaldırsın. Dönmem diyenler. Evet. Böylece kimlerin eski sevgilisi olduğunu da buradan hepimiz görmüş olduk. Abi zor iş yani eski sevgiliye dönme işi. Yani şimdi evlisiniz, siz cevap veremezsiniz de yani döner mi? Sen de cevap veremezsin. Ben kaçtım. Abi şu anda o tarafa döndü. Evet, bugünkü konuklarımız da sohbetimiz buraya kadardı. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Hiç bu konulara giremiyoruz, ne acayip bir şey. Abi tamam, sizin daha yeni başladı. Ya, konuşsam bir sıkıntı olmaz. Eski sevgiliye dönmek kolay mıdır, değil midir? Mümkün değil. İmkansız diyorsun. Neden? Denenmiş bir daha, yani denediğimiz şey bir daha zor mu? Hani bir kere dönersin, iki kere dönersin de üçüncü kez artık. Evet. Bizim kaçtı? 63. Yani mutlaka ayrılıp barışan tekrar vardır, illaki vardır. Biz 63'ü denedik. Evet, filmde 63 kere ayrılıp barışıyorlar. Evet. Aslında ilişki yoksa bunun üzerine kurulu. Tamam. Siz aslında berabersiniz yani sadece arada. Sadece küsüyorlar o kadar. Sadece arada şey yapıyorsunuz. Eski sevgiliye döner misin Ayşe Hatun? Ne diyorsun o konuyla ilgili? Yani çoğunluğa uyuyorum. Harika. Eğer uyuyorsan çoğunluğa. Bundan sonra Ayşe Hatun'a sorularımızı çoğunluğa uyuyor musun? Uymuyor musun? Ne diyeceksin filmle ilgili? Çok güzel bir film olduğunu düşünüyorum ben. Yönetmenimiz de keza öyle, çok çalışmak istediğim çok genç bir yönetmendi Emir Halilzade. Onunla beraber bir gecede geçen bir hikayeydi. O ilginç geldi. Bir de kış atmosferinde ilk defa bir evet, sinema filminde. Evet, bayağı sağlam bir havada çekilmiş yani. Güzel oldu ve hep gece sahneleri vardı. En çok kar yağdığı dönemdi evet. Herhalde. Bir öyle bir durum ama oldu. Ama kardeşim sen hastalanma da. Çünkü Tolga'nın en son geldiği Tolga'nlardan bir tanesinde arkadaş kendisi bayağı bir rahatsızdı belli bölgelerinden.
ne otursa oturabildi, ne kalksa kalkabildi. Abi ne programdı o ya? İnanılmaz ya. Benim hayatımda yaptığım en güzel beyaz şovdan... Ali Çan, sen ona denk geldin mi ya? Yok. Abi ben bak bir gülme krizi geldi. Biz hayatımızda bu kadar hakikaten böyle gülmedik ya. Hakikaten ama. Ya bir 5 dakika falan kesintisiz yayında gülündü abi. Evet. Gerçekten hiç sohbet yani. Yok yani. Ve yok. Kanal D o kısmın parasını benden kesti. Konuşmadım diye, sadece güldün diye. Yani. Geçti değil mi şimdi, bir şey yok. Açmayalım. Açma. Açmayacağım. Eski sevgili filmine dediğimiz gibi eski sevgilisi olanlar, dönmek isteyenler, yolunu arayanlar, bahane bulmaya çalışanlar gitsin izlesin diyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,